Şimdi tabii, Abdülkadir Selvi'nin yorumlarını da merak ediyorum. Neden uzun zamandır bu konuyu köşesine de taşıyor? Kulislerde konuşulanları da aktarıyor. Dolayısıyla az önce kendisi de hatırlattı. Evet, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da bu seyahatler soruldu, bu il gezmeler soruldu. Kılıçdaroğlu izin aldı dedi. Evet. Neden bu ifadeyi kullandı? Yani patron benim. Aynen. Ya Kılıçdaroğlu bir süredir lider olarak çok ön plana çıktı. Bence doğru bir taktik uyguladı. Çünkü Cumhurbaşkanı adaylığında da ölçümlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu çok önde çıkıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu çok gerilerde çıkıyordu. Onu da ya Kemal Kılıçdaroğlu parti liderlerinin Cumhurbaşkanı adayı olmasına sıcak bakmıyor. O nedenle kendisi adaylık için ismi ön planda olmadığında, sorulduğunda vatandaş o cevabı vermiyor denildi. Ama bu eksikliği hissetmiş olacak ki özellikle mecliste Aralık ayındaki bütçe görüşmelerinde AK Partililere benim aday olmadığımı size kim söyledi dedikten sonra ona göre bir ekip Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığına hazırlıyor ve orada çok özellikle üstüne basa basa kullandığı yöntemlerden birisi de lider benim diyor. Zaten bu etkili oldu. Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu geri adım atmak zorunda kaldılar. Dün de meslektaşlarımızın sorusu üzerine benden izin aldı denildi diye açıklama yaptı. Burada tabii şu var. Kılıçdaroğlu adaylık konusunda çok öne çıkmış durumda ama ben netice itibariyle A planında tartışmasız bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını düşünmüyorum. Eğer parlamenter sistemde olsaydı, yani parti liderleri mecliste Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağı bir sistem olsaydı, İmamoğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde isminin geçmesinin hiçbir ihtimali yoktu. Çok çünkü meclis CHP, seçseydi. Çok meclis doğru. Seçseydi. İkincisi, sadece Cumhuriyet Halk Partisi geçen seçimde olduğu gibi, Muharrem İnce'yi çıkardığı gibi her parti kendi adayını çıkaracak olursa da yine Ekrem İmamoğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi aday göstermez. Harika. Ama, aynen öyle. Ama Millet İttifakı belirlerse, Millet İttifakı ortak aday olarak gösterecek olursa ben Ekrem İmamoğlu'nu hala denklemde yer olduğunu, hatta favori olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu da bakacaktır. Ya kazanıyor muyum? Kazanamıyor muyum? Millet İttifakı'nın ortakları da, çünkü Temel Karamollaoğlu dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu da Meral Akşener de aday olabilirler ama kazanamazlar. Biz MHP ve AK Parti dışındakilerin oyunu alacak bir aday bulmamız lazım. O bulunur mu? Bulunur dedi. Meral Akşener dedi ki Cumhurbaşkanı'na aday değilim. Başbakanlığa talibim. Yarın onlar masaya oturduğunda şunu diyecekler. Evet, sen aday olabilirsin ama seninle kazanamıyoruz. O zaman biz kazanacak bir aday çıkaralım. Çünkü Meral Akşener her defasında tarihi bir fırsat yakaladık, bunu heba etmeyelim diyor. Ha, Kemal Kılıçdaroğlu o konuda hayır ben olacağım derse ortak aday çıkmayabilir. Her parti kendi adayını da çıkarabilir. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Şu anda partinin genel başkanı olarak bir kendini ölçtürüyor, öne çıkıyor. Doğru. Adaylık iddiasında bulunuyor. Yanlış ve bunun yapmıyor. Yansımasının doğru. Ne olacağını görmeye çalışıyor. Doğru. Son minvalde eğer kazanamayacağına dair bir izlenim edinirse geri mi çekilecek? Geri çekilebilir ama çekilmezse o zaman farklı bir durum ortaya çıkar. Ekrem İmamoğlu'nun buradaki şansı da şu var. Ekrem İmamoğlu'nun arkasında AK Parti'nin İstanbul seçimlerinde yaptığı vahim hatalardan ve seçim tekrarlanmasından da kaynaklanan bir başarı hikayesi var. Ekrem İmamoğlu ilk kez hem Kürtlerin hem Karadenizlerin hem Alevilerin hem Sünnilerin hem muhafazakarların hem milliyetçilerin hem sekülerlerin oyunu almayı başardı. Zaten başarı oradan geldi. İstanbul modeli de oradan çıkıyor. Ha, aynı şekilde onu koruyor mu? O ayrı bir tartışma konusu. Ama Ekrem İmamoğlu bir HDP desteğini korumaya çok özen gösteriyor. Tabii. Belediye başkanı seçildikten sonra ilk olarak Batman'a ve Diyarbakır'a gitti. Yerine kayyum atanan
belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Ahmet Türk de bir araya geldi. Hı-hı. Şimdi tekrar Diyarbakır'a gitti. Bir anlamda o ilişkileri yeniden canlandırmak açısından. Artı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Pervin Buldan'la birlikte fidan dikti. Bir yandan da örneğin Hacı Bektaşi Veli Anma etkinliklerine sponsor olarak, İstanbul'da Hacı Bektaşi Veli Anma etkinlikleri düzenleyerek Alevi kesiminde oylarını, yani orayla ittifakını da güçlü tutmaya çalışıyor. Yani Ekrem İmamoğlu 23 Haziran tekrarlanan seçim gecesinden itibaren Cumhurbaşkanlığına hazırlanıyor. Çalışıyor. Bir kahramanın hikayesi vardı ya. Evet. Danışman Necati Özkan'ın yazdığı kitap. Kahramanı Cumhurbaşkanı yaptırmak için tüm mekanizmalar devrede. Başarabilecek mi onu bilmiyorum ama ben denklemde hala yerini koruduğunu düşünüyorum. Peki İmamoğlu tek aday, çatı aday olarak çıkarsa siyaseten Kemal Kılıçdaroğlu'nun geleceği açısından tabloyu nasıl görüyorsun? Yani şimdi, genel başkanlığa devam eder mi? Yoksa sonrasında genel başkanlığı da tartışma konusu olur mu artık? Şöyle, şimdi bir, seçim iklimine henüz girmedik. Şu anda yapılacak değerlendirmeler erken değerlendirme. Hatırlıyorsunuz İstanbul'da daha seçim iklimine girilmeden yapılan tahminlerde AK Parti işte 54, CHP 46 alıyordu. Hatta bazı yorumcular İmamoğlu için yalnız adam değerlendirmeleri yapıyorlardı. Ama öyle olmadı. Farklı bir şey çıktı. O açıdan seçimin ruhu çok önemli. İkincisi Kılıçdaroğlu, evet ben bunu istiyordum. Ama şimdi bir fedakarlık yapıyorum. Önemli olan Kılıçdaroğlu değil, kazanacak olan aday diye bunu takdim ederse, bu da iyi formüle edilirse bir sorun olmaz. Ama şu olabilir, Erdoğan'ın karşısında ortak aday kim olursa olsun belli ki bu seçimde bıçak sırtı bir durum olacak. Kazanamasa da en azından 49 civarında oy alacak. Ve şimdi biliyorsunuz, %31 civarında oy aldı Muharrem İnce. Döndü dedi ki bak ben dedi bir türlü girdiğin her seçimi kaybediyorsun. Ben %31 aldım. Genel başkanlığı bana ver. %49 alırsa döner der ki bak ben tüm kesimlerden oy alabiliyorum. Tarihi bir zafer var. Seçimi kazanamasam da CHP genel başkanlığı benim doğal hakkım diyebilir. Kılıçdaroğlu açısından da o zaman bir yeniden değerlendirme durumu ortaya çıkabilir. Ama bunlar henüz şimdiden Kılıçdaroğlu kaybedeceğini gördü. O yüzden Cumhurbaşkanı adayı oluyor. Yerini kaybetmemek için en azından kazanamasam da 49 alır gelir yerimi sağlamlaştırırım gibi yorumların yapılmasına neden olur mu? Olur. Ama bence birinci öncelik bu değil. Birinci öncelik Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Ortak aday çıkacak mı? Peki şunu da merak ediyorum, onu da sorayım, sonra diğer konuklarıma tamam. da döneceğim. Benzer meseleleri konuşmak istiyorum sizinle ama Muharrem İnce'nin yeri ne olacak bu tabloda? Çünkü hep ittifaklar konuşuluyor. Millet İttifakı genişler genişlemez, üçüncü ittifak olur vesaire. Ama bir tek çatı aday çıkabilir ve neticede Cumhurbaşkanlığı seçiminde birlikte hareket edilecek gibi değerlendirmeler yaptınız. Muharrem İnce de diyor ki ben bir ittifaka dahil olmayacağım. Evet. Ama aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Bu denklemi değiştirebilir mi Muharrem İnce? Şöyle, ben Muharrem İnce şurada bir yanlış yaptı. O da şu, %31 oranında aldığı oy önemli bir oydu, kıymetli bir oydu. Ama zannetti ki tamamen kendi şahsına verilmiş bir oy. O hikayeden çıkamadı. Evet, %31 oy alma başarısını gösterdi, bir sinerji oluşturdu. Ama bu oy Cumhuriyet Halk Partisi adayı olduğu için, Erdoğan'ın karşısındaki en güçlü aday olduğu için verilmiş bir oydu. Çünkü hem Meral Akşener hem Selahattin Demirtaş partilerinin gerisinde oy aldılar. Nitekim demek bugün de yani gitti. Olası bir seçimde yine CHP'nin adayının ikinci tura kalacak en şanslı adayı. CHP'nin her zaman evet. bir marka değeri vardır. İkincisi Muharrem İnce yeni parti kurdu ama ben o beklentiyi karşılayacak bir hava yakalayamadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin marka değeri duruyor yerinde. Hatta son araştırmalarda oylarında da bir kıpırdanma var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. O nedenle bu denklemi değiştirecek kadar etkili olacağını zannetmiyorum.
çok fazla etkili olacağını hiç zannetmiyorum. Çok teşekkür ediyorum.